merhaba. Bu videomda sizlere bu görmüş olduğunuz file elbisenin yapılışını anlatıyor olacağım. Elbisemize ilk olarak askı bölümlerini örmek ile başlıyoruz. Sık iğne halinde ördüğümüz askılarımızı kendi aralarında birleştiriyoruz ve döne döne dikisiz bir şekilde istediğimiz boyuta gelene kadar elbisemizi örüp tamamlıyoruz. E şöyle bitmiş aynı ölçülerinden bahsedeceğim ama şöyle bir göstermek istiyorum. E siz dilerseniz burada astarlama yapmaya da bilirsiniz, e sabit astar kullanabilirsiniz ya da benim yapacağım şekilde iç kısmına elbise giyebilirsiniz ya da bu şekilde astarsız da plajda kullanabilirsiniz. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın teni çok fazla belli etmiyor. Plajda da bence gayet güzel olacaktır bikini ve mayoların üstüne. Şimdi bitmiş aynı ölçülerinden şöyle bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi dikizsiz örüyoruz döne döne askılardan başlıyoruz. İstediğimiz boya gelene kadar dümdüz örüyoruz. Önemli olan zaten şuraya kadar mantığını anladıktan sonra dümdüz aşağıya kadar boy kısmını ayarlayabilirsiniz. Şimdi şöyle en olarak baktığımızda 41 santim. Ben 38 bedenim. Kendi beden ölçülerime göre belirledim. Şöyle boy kısmından da bahsetmek istiyorum. Burada 70 cm şöyle göstereyim. 70 cm uzunluğunda bir boy örmüş oldum. Daha uzun daha kısa tabii ki de yapabilirsiniz. Burada ben file sayılarını şu aradaki zincir sayılarını 6 kullandım. Siz dilerseniz 5 yapabilirsiniz. Ya da daha küçük bir beden örüyorsanız aradaki zincir sayısını 4 yapabilirsiniz. Ya da daha büyük bir file kısmı örmek istiyorsanız daha geniş bir fileler yapmak istiyorsanız 7, 8, 9 o şekilde zincir sayılarınızı arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Yani burada tasarım tamamen kendinize ait. Şimdi şöyle kullanacağım elbiseyi de göstermek istiyorum. İç kısmında ben bu şekilde bir elbise kullanacağım. Sarı ben elbiseye sabitlemeyeceğim. Direkt üstüne giyip çıkartıp o şekilde istediğim zaman plajda istediğim zaman da bu şekilde astarlı Kullanmak için sabitlemeden direkt giyeceğim. Bakın şöyle göstereyim asar halini. Gayet güzel görünüyor. Buradaki askı boyunu da daha kalın ya da daha da ince yapabilirsiniz. Tamamen kendi zevkinize göre ayarlamalar yapabilirsiniz. Ben toplam olarak iki buçuk yumak ipimi kullanmış oldum. İpimde 100 gram 170 metreydi. Koton ip kullandım. Siz burada dilerseniz mermerize ip ya da koton ip tercih edebilirsiniz. Elbise gayet güzel. Bakın dökümlü, şöyle yumuşak dokunu oldu. Dediğim gibi mermerize iplerde tercih edebilirsiniz. Evet videoların devamı gelsin istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Açıklama kısmına instagram adresimi bırakıyor olacağım. Tıklayarak beni oradan takip edebilir, yaptıklarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Şimdi elbisemizin yapılışına geçelim. İlk olarak ipimden bahsetmek istiyorum. Bu şekilde ince yapıda koton bir ip kullanacağım. İpim 100 gram 170 metre. İpime uygun olarak da 3,5 milimli tığımı kullanacağım. Burada elbisemiz için ilk olarak askı bölümlerini örmek ile başlıyoruz. Ben bir askımı ördüm. Diğerini sizinle birlikte öreceğim. Bakın şöyle bir askı örüyoruz. Sık iğne halinde örüyoruz. Daha sonrasında zincirlerden bu şekilde yuvalar hazırlıyoruz. Diğer tarafına da yine zincirlerden yuvalarımızı hazırlıyoruz. Şimdi bu şekilde bir tane askımı ördüm. Dediğim gibi diğerini birlikte örelim. Şöyle ipimi parmağıma dolayacağım. Ben 38 bedenim. Kendi beden ölçüme göre bir sayı belirledim. Eğer bu şekilde ince bir ip kullanıyorsanız ve 38 bedenseniz aynı benim ölçülerimi kullanabilirsiniz ya da daha da büyük ya da daha fazla zincirler de çekebilirsiniz. Büyük beden örmek istiyorsanız. Şimdi askım için toplam olarak 10 tane zincirimi bu şekilde çekiyorum. 10 tane zincirimizi çektikten sonra yandaki zincirin içerisine battım. 9. zincire geri döndüm. Bir sık iğne. Çok sıkı örmüyorum. Bakın şöyle hafif gevşek örüyorum. Yandakinin tepesine battım. Bir sık iğne. Yandaki zincirin içerisine batıyorum. Bir tane sık iğnem örüyorum. Her bir zincire sıra sonuna gelene kadar bu şekilde sık iğnelerimizi örelim. Sıra sonuna kadar geldim. Gösterdiğim şekilde sak iğnelerimi ördüm. Sıra sonunda bir tane zincirimizi çekip örgümüzü hemen çeviriyoruz. Bu zincir çektiğim noktanın dibine batıyorum. Bir sak iğne yanına geçtim. Bir sak iğne yandaki sak iğnenin tepesine batıyorum. Bir tane sak iğnemi ördüm. Yanına geçtim. Bir sak iğne. Her bir sık iğnenin tepesine birer defa batıyorum ve yine sık iğnelerimizi örüyoruz. Ta ki sıra sonuna gelene kadar. Bakın sıra sonuna kadar bu şekilde devam edip geldim. Sıra sonunda bir zincir, örgümü çevirdim. Hemen zincirin dip noktasına batıyorum bir sık iğne. Yanına geçtim bir sık iğne yanına geçiyorum bir tane sık iğnemi örüyorum şimdi bu askımızı sık iğneli askımızı bakın şöyle göstereyim ördüm diğer parçadan istediğimiz boyuta gelene kadar örüyoruz şimdi burada ben size bir santim ölçüsü vermek istiyorum bir parçasını ördüğüm için ölçü verebilirim kendi omzumda bir ölçü aldım Siz de kendi omzunuzda bir ölçü alabilirsiniz bakın şöyle baktığımda 24 santim uzunluğunda bir sık iğneli parça örmüş oluyoruz şöyle en olarak da fikir olması açısından 4 santim uzunluğunda. Şimdi istediğim boyuta gelene kadar sık iğne halinde askımı örüp tamamlayacağım. Askımı gösterdiğim şekilde istediğim boyuta gelene kadar sık iğne halinde ördüm. Şimdi diğer askıdan da bir ölçü vermek istiyorum. Bakın iki eşit bu şekilde askımızı örüyoruz. Şimdi burada zincirlerden şöyle yuvalar hazırlayacağız. Aynı şurada yapmış olduğum gibi zincir çekip hemen yanındakine sık iğneye batıp kapatacağız. Birlikte başlayalım. Şimdi son sık iğnemi ördükten sonra hemen örgümü çeviriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 tane zincirimi çektim Eğer burayı daha uzun çekmek istiyorsanız yani daha fazla zincir sayısı çekmek istiyorsanız zincirli olsun istiyorsanız bu sık iğne ördüğümüz bölümü daha küçük örüp zinciri daha da uzun örebilirsiniz kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz 30 tane zincirimi çektikten sonra yandaki sık iğnenin tepesine batıyorum bu battığım ipi tığda kipten çıkartarak kaydırmamı yaptım ve ilk bu şekilde zincirden yuvamızı oluşturmuş olduk. Devam ediyorum. Yine 30 tane zincirimi çekiyorum. Bakın kaydırmadan sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 tane zincirimi çektim. Yandaki sık iğnenin tepesine batıyorum. Hemen bu battığım ipi tığdaki ipten çıkartarak kaydırmamı yapıyorum. Şimdi zincirden yuvalarımızı bu şekilde oluşturacağız. Yan hemen burada 30 tane zincirimi çekip yandaki sık iğnenin tepesine kaydırıp tekrardan 30 zincir çekip yandaki sık iğnenin tepesine ipimi kaydırıp tekrardan 30 tane zincirimizi çekeceğiz. Farklı bir şey yok. Yine bir tanesini birlikte yapalım. 1, 2, 3, 30 tane yine zincirimi çektikten sonra yandaki sık iğnenin tepesine batıp şöyle ipimi kaydırıyorum. Bu kaydırdıktan sonra yine 30 tane zincir yanına geçip hemen yine ipimizi kaydırıp bu şekilde 8 tane zincirlerden yuvalarımızı örüp tamamlayalım. Gösterdiğim şekilde zincirlerden yuvalarımızı hazırladık. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 ve 8. 8 tane bu şekilde zincirlerden yuvalarımızı hazırladıktan sonra bir tane zincirimi çekiyorum. Burada artık ipimi kesiyorum. Bu kestiğimiz paralardan yürüterek yok ederiz bunu. Şimdi diğer tarafı da yine aynı şekilde böyle zincirlerden yuvalarını hazırlayacağız. Birlikte başlayalım. Bakın şöyle ördüğüm diğer askıdan da göstereyim. Bakın iki tarafı da bu şekilde zincirlerden yuvaları var. Şimdi diğer taraf için ipimi parmağıma doladım, bir tane zincirimi çekiyorum ve hemen şu zincir tepesine batıyorum. İpimi sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. 30 tane zincirimizi çektikten sonra yandaki zincirin tepesine batıp bakın burası zincirin devamı olduğu için zincir diyorum. Bakın bu ilk çektiğimiz zincir noktaların olduğu yer. Yandakinin tepesine batıp şöyle ipimi kaydırıyorum. Tekrardan 30 tane zincirimizi çekiyoruz. Yine 30 tane zincirimi çektim. Yandaki zincirin şu tepe noktasına batıyorum. Şöyle ipimi çekiyorum. Bu çektiğim ipi tığdaki ipten çıkartarak kaydırmamı yapıyorum. Şimdi mantık hep bu şekilde devam edecek. Hemen bu noktada yine 30 tane zincirimizi çekip yandaki hemen zincirin tepesine batıp sabitledikten sonra tekrardan 30 tane zincir çekip yanına geçeceğiz ve bu şekilde 8 tane zincirden yuvamızı hazırlıyoruz. Gösterdiğim şekilde bu tarafında yine 8 tane bakın 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane zincir yuvasını hazırladıktan sonra son noktada yine bir tane zincirimi çektim. Şöyle yeteri uzunlukta ipimi kesiyorum. Şu kısa kalan ipleri daha sonrasında aralardan yürütüp temizleriz. Şimdi bu askının aynısından dediğim gibi bir tane daha örüyoruz. Şöyle diğer askıyı göstereyim. Bakın bunun kısa iplerini temizledim. Gayet güzel oldu. Şimdi askılarımızı bu şekilde ördükten sonra bakın şöyle yerleştiriyoruz. İki tane askımızı öreceğiz. Bakın şunun mantığını bir anlatmak istiyorum ki örerken kolaylık olsun size. Şimdi bir askımız bir omuzumuzu bir askımız bir omuzu oluşturacağı için şu zincir yuvalarından filelerimizi örmeye başlayacağız. Daha sonrasında bu askıdan Diğer askıya geçerken şu bu aradaki zincir sayısı sizin kendi bedeninize göre ayarlamanız gereken bir nokta. Şimdi benim çekmiş olduğum zincir belki size az gelir ya da fazla gelir. O yüzden şu iki askı arasındaki zincir sayını kendinize göre ayarlamanız gerekiyor. Bunu burada söylemek istedim. Şimdi bir tane zincirimi çektim. İpimi parmağıma doladım. İki askıyı birleştireceğiz ve elbisemizi örmeye başlayacağız. Şöyle bir askımızı kenara alalım. Birini örmeye başlıyoruz. Bakın şöyle askımı açtım. Şimdi şuradaki zincir yuvalarından bak şurada zincir yuvalarım var. Bu zincir yuvalarından örmeye başlayacağım. İlk zincir yuvasına bakın şöyle gerdirerek ipimi bir sabitliyorum. Bakın ipi sabitledim. Araya 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Eğer bu 5 zincir size az geliyorsa 6 zincir de çekebilirsiniz. Hatta ben de şöyle yapacağım. 6 zincir çekeyim. Hemen yandaki bakın zincire şöyle gerdiriyorum. Direkt batıyorum. Bu battığım ipi tığındaki ipten çıkartıyorum. Hemen 1 2 3 4 5 6 zincirimi çektim. Yandaki zincire şöyle bakın yandaki şu zincir yuvasının şu ara boşluğundan batıyoruz bakın şöyle gerdiriyorum tam orta noktasını bulalım diye şöyle ipimi kaydırıyorum 1 2 3 4 5 6 zincir bakın hemen yandaki şu zincir yuvasına gerdiriyorum orta noktasından şöyle ipimi çekip kaydırıyorum 1 2 3 4 5 6 zincir aradaki zincirimiz Hemen yandaki şu zincirin orta boşluğuna şöyle batıyorum. İpi gerdirip şöyle ipi sabitliyorum. Tekrardan 1 2 3 4 5 6 zincir. Hemen tekrardan yandaki zincir yuvasına boşluğuna battım. İpimi sabitledim. 1 2 3 4 5 6 zincir. Yandaki zincir yuvasına, orta boşluğuna battım. İpimi çektim. Şöyle ipi kaydırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Son zincir boşluğuma da battım. İpimi şöyle çektim. Kaydırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın devam edeceğim. Aynı askıdayız bakın. Şimdi bu çekmiş olduğumuz uzun zincirimiz kol altına denk gelen nokta olacak. O yüzden şurayı kendi bedeninize göre ayarlamanız gerekiyor. Bakın yine askıdan devam edeceğiz ama şöyle ikiye katladığımızda şu askıyla şu ucu birleştireceğimiz noktada bakın şurası bizim koltuk altımızı belirlemesi gerektiği için burayı çok kasmayacak şekilde ayarlamamız gerekiyor. Yine kendi beden ölçünüze göre burada ayarlayın. Şimdi ben burada devam edeceğim. Bir ölçümü alayım. Size burada kaç tane zincir çektim fikir olması açısından söyleyeceğim. Şimdi ben burada kol altı için toplam olarak 22 tane zincirimi çektim. Bunu nasıl ölçüsünü alacaksınız? Üzerinizde askıyı şöyle omuzunuza yerleştirin. Şöyle ikiye katlayacağımız için bakın. Şu askı arka tarafa gelen noktayı şöyle tutun. Şu çekmiş olduğunuz zinciri de tutun. Bunu buraya devam ettireceğimiz için bakın burası kol altı bölümü. Burak kasmıyorsa rahatsa sıkıntı yoksa buradan devam edeceğiz. Ben 22 tane zincirimi çektim kol altı için. Şöyle açıp devam edeyim. Buranın hatta santim ölçüsünü vereyim. İpiniz ince ise bakın. Şöyle baktığımızda burası 10 santim. 9,5-10 santim kadar kol altı için. Şimdi askıyı şöyle ikiye katlıyorum. Bakın yine aynı askıda devam ediyoruz. İkiye katladım. Şu askımın diğer zincir yuvasından batıyorum. Bakın. Hemen yanına geçtim. ipimi kaydırdım. 1, 2, 3, 4 5 6 zincir aralardaki 6 zincirimiz. Hemen yandaki zincir yuvasına şöyle batıyorum. Hemen battıktan sonra ipimi kaydırdım. 1 2 3 4 5 6 zincir. Devam ediyorum yandaki zincir yuvasını şöyle gerdiriyorum. Tam orta noktasına batıyorum. Bu battığım ipi tığdaki ipten çıkartarak kaydırmamı yaptım. 1 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Hemen yandaki zincir yuvası. Bakın şurası. Hemen buraya battım. ipimi çektim. Kaydırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Yandaki burayı komple birlikte yapalım. Yandaki zincir yuvasına şöyle batıyorum. Boşluktan İpimi çektim. Bu çektiğim ipi tığdaki ipten çıkartıp 1 2 3 4 5 6 zincir. Yandaki zincir yuvasına şöyle batıp ipimi çekip kaydırdım. 1 2 3 4 5 6 zincir. Yandaki zincir yuvasına batıp ipimi şöyle kaydırıp 1 2 3 4 5 6 zincir yandaki son zincir yuvasına da batıp ipimi kaydırıyorum ve burada bekliyoruz bakın şimdi bu askımızı şöyle ikiye katlıyoruz bakın bir askımızı tamamladık şöyle göstereyim bakın burası kol altı bölümü ön bölüm arka bölüm şimdi diğer askımı alıyorum dediğim gibi buradaki zincir sayınızı kendiniz belirleyebilirsiniz şimdi ben yine bir zincir sayısı çekip üzerinde bir ölçü alıp o şekilde buradan askımdan devam edeceğim Şimdi buraya şu zincir sayımı bir belirleyeyim. Yine en son kaç tane zincir çektim. Fikir olması açısından söyleyeceğim. Şimdi askıyı tamamladıktan sonra son zincir yuvasından sonra ben burada ön beden bölümü için zaten arka beden bölümü için de yine aynı şekilde zincirimizi çekeceğiz. Farklı bir şey olmayacak ama yine de burada söylemek istiyorum. Toplam olarak 23 tane zincirimi çektim. Diğer askının arasındaki zincir sayısı 23. Bakın burası kol altı için 22. Şöyle göstereyim. Bir askım ve diğer askım. Şimdi şöyle çevireceğim ve devam edeceğim. Şimdi şu askımızdan devam ediyoruz. İlk zincir yuvasından ipimi sabitleyeceğim. Şöyle ilk zincir yuvasına battım. ipimi şöyle çektim. Bu çektiğim ipi tığdaki ipten çıkartarak kaydırmamı yaptım. 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çektim. Yine sıradaki zincir yuvasının orta boşluğundan battım. Şöyle ipimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çektim. Sıradaki zincir yuvasına bakın şöyle batıyorum. İpimi çekiyorum. Bu çektiğim ipi tığdaki ipten çıkartarak kaydırmamı yaptım. 1 2 3, 4, 5, 6 zincir şeklinde devam edeceğim. Bakın askınız diğerleriyle aynı olacak. Hemen yandaki zincir yuvasına şöyle batıyorum. ipimi çekiyorum. Bu çektiğim ipi tığdaki ipten çıkartarak kaydırmamı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir şeklinde devam edelim. Ta ki sıra sonuna gelene kadar aralara 6 şer tane zincirimizi çekip sıra sonuna kadar geliyoruz. Şimdi gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. 6 tane zincirimi aralarda çekerek sıramı tamamladım. Şimdi devam ediyorum. Bakın şöyle kafanız karışıyorsa şu şekilde yapabilirsiniz. Askılarınızı ikiye katlayın. Bakın diğer askı ucuyla birleştireceğimiz için şöyle baktığımızda burası koltuk altına gelen nokta olacak. Yani burada kaç tane zincir çektiyseniz kol altı için buraya da o kadar zincirinizi çekmeniz gerekiyor. Şöyle açıp devam edeceğim. Şimdi burada ben 22 tane zincirimi çekip diğer askımla birleştireceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 tane zincirimi çektim. Şimdi devam ediyorum. Bakın aynı askıdan devam ediyoruz. Bakın şöyle ikiye katlayıp sıradaki askı yuvasına şöyle batıp ipimi çekiyorum kaydırıyorum aralar 6 zincir 1 2 3 4 5 6 zincir sıradaki zincir yuvasını aldım ipimi kaydırdım 1 2 3 4 5 6 zincir sıradaki zincir yuvasını aldım ipimi kaydırdım 1 2 3 4 5 6 zincir Sıradaki zincir yuvasını aldım. Ortadan ipimi kaydırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir şeklinde. Burayı da yine sıra sonuna kadar tamamlıyoruz. Gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Aralara 6 şart tane zincirimi çekip tamamladım. Şimdi yine kafa karışıklığı olmasın. Şöyle askılarımı ikiye katlayıp göstermek istiyorum. Bakın şu ilk yaptığımız askı noktası. Kol altına gelen nokta. Ön beden bölümü, arka beden bölümü. Zincirimiz bakın sırt bölüm ya da ön bölüm hiç fark etmez. Şimdi bakın diğer askımın arka beden bölümü, koltuk altı, ön beden bölümü. Şimdi bu askımın da şu iki askıyı birleştireceğimiz bu noktada şu aradaki zincir sayısının aynısından yapacağız. 23 tane zincir çekmiştim. Aynı şekilde devam ediyorum. Bakın burada zincirimi kapattıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 tane zincirimi çektikten sonra şu ilk yaptığım, bakın burada altı zincirlik grubum var. Buraya batıyorum. Bu çektiğim ipi tığdaki ipten çıkartarak kaydırmamı yapıyorum. Şimdi burada yine zincir çekerek artık devam edeceğiz. Döne döne istediğimiz uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Burada bir tane yer belirleyicisine ihtiyacımız var. Şöyle bir tane yer belirleyici alıyorum. Şurası benim başlangıç yaptığım nokta. Bilebilmek adına bunu buraya yerleştiriyorum. Şimdi 6 zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Yandaki 6 zincirlik boşluğa batıp ipimi kaydırıp 1 2 3 4 5 6 zincir. Yandaki 6 zincirlik boşluğun içerisine batıp ipimi kaydırıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir. Yandaki 6 zincirlik boşluğa batıp ipimi kaydırdım. Tekrardan 6 tane zincirimi çekiyorum. Hemen yandaki 6 zincirlik boşluğa batıp ipimi kaydırıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir. Yandaki altı zincirlik boşluğa batıp ipimi kaydırıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir. Yandaki altı zincirlik boşluğa batıp ipimi kaydırıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir. Hemen bakın şimdi kol altına geldiğim zincir noktalı bölümdeyim. Şimdi burası önemli. Şimdi 6 tane zincirimi çekip bakın şöyle kafeslerimi göstermek istiyorum. 6 zincirimi çektim. Şurada benim zincir yuvam var. Bu zincir yuvadan itibaren sayıyorum. 1 2 3 4.'e batıp 6 zincirimi buraya bir sabitliyorum. Daha sonrasında 1 2 3 4 5 6 zincir. Hemen yandaki bakın sabitlediğim noktanın hemen yanından zincirimi sayıyorum. 1 2 3 4. 4.'e batıyorum. İpimi kaydırıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir. Yandan itibaren 1 2 3 4 4. zincirin içerisine batıp ipimi kaydırıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir. 1 2 3 4. zincirin içerisine batıp ipimi kaydırıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir. Devam ediyorum. Zincirlerimden 1 2 3 dördüncüye batıyorum. Son zinciri de buraya sabitliyorum. Bakın kol altını tamamladım. Kol altında kaç kafes var dersen 1 2 3 4 tane kafesimi oluşturdum. Şimdi şöyle dönüyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincir. Sıradaki 6 zincirlik boşluğa ipimi kaydırıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir. Yandaki 6 zincirlik boşluğa ipimi kaydırıp 1 2 3 4 5 6 zincir. Yandaki 6 zincirlik boşluğa batıp ipimi kaydırıp 1 2 3 4 5 6 zincir. Yanına geçiyorum. İpimi kaydırıp 1 2 3 4 5 6 zincir. Hemen devam ediyoruz. Bakın askımızdaki şu 6 zincirlik boşluğa batıp ipimi kaydırıp 1 2 3 4 5 6 zincir. Yanına geçtim, ipimi kaydırdım. 1 2 3 4 5 6 zincir. Yanına geçtim, ipimi kaydırdım. Bakın son boşluğumu da oluşturmuş oluyorum. Şimdi devam ediyorum. Diğer bakın burada ön beden bölüme gelmiş oldum. Şöyle düzeltelim. Kafa karışıklığı olmasın. Bakın kol altını yaptık. Şöyle askılarımı. ilk sıraları birlikte yapalım. Diğeri zaten aynı şekilde devam edecek. Şimdi bakın bu şekilde şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın bir askımızı tamamladık. Bir koltuk altını tamamladık. Şimdi ön beden bölümündeki şu zincir yuvalarına geldik. Zincirlerimize yine aynı mantıkla devam ediyoruz. Bakın yine 6 tane zincirimi çektim. Devam ediyorum. Zincirden saymaya. 1, 2, 3, dördüncüye Şöyle batıyorum. 1 2 3 dördüncüye şöyle hemen batıp ipimi çekip kaydırıyorum 6 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 zincir yandaki zincirden sayıyorum 1 2 3 dördüncü zincirin içerisine batıp ipimi kaydırıp 1 2 3 4 5 6 zincir bir tane zincirimi çektikten sonra 1 2 3 dördüncü zincirin içerisine batıyorum Tekrardan ipimi kaydırıp burada 1, 2, 3, 4, 5, altı tane zincirimi çekiyorum. Şimdi mantık hep aynı şekilde devam edecek. Bu zincirlere bakın şu kol altı ve ön ve arka bedendeki şu çok zincir çektiğimiz noktalara dördüncüye batıp altı zincirimizi sabitliyoruz. Şimdi burayı tamamlayayım. Buranın zaten devamı aynı şekilde olacak. Şu zincir yuvalarına yine altı tane batıp sabitleyeceğiz. Diğer kol altına geldiğimizde burayı yine birlikte yapalım. Gösterdiğim şekilde bakın ön beden bölümü şöyle göstermek istiyorum. Kafesleri tamamladım. Kıska sıra sonuna kadar geldim. Şimdi koltuk altının olduğu yerdeyim. Yine 6 tane zincirimi çektim. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3. 4. zincirin içerisine batıyorum. İpimi çekip kaydırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, dördüncü zincirin içerisine batıp ipimi kaydırıyorum tekrardan altı tane zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 6 zincir bir iki üç dördüncü zincirin içerisine batıyorum İpimi kaydırıp şöyle tekrardan bir iki üç dört beş altı zincir devam ediyoruz bir iki üç dördüncü zincirin içerisine batıyorum İpimi kaydırıyorum bir 2 3 4 5 6 zincir. 1 2 3 4. zincirin içerisine tekrardan batıp sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir. Şeklinde devam ediyoruz. Bakın hemen döndük. 6 zincirlik şu boşluğa ipimi sabitledim. Tekrardan 6 tane zincirimi çekiyorum. 2 4 5 6 tane zincirimi çektim. Şimdi devam ediyorum. İpimi sabitledikten sonra 1 2 3 4 5 6 zincir. Yandaki 6 zincirlik boşluğa batıp ipimi kaydırıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir. Yandaki boşluğa geçip ipimi tekrar kaydırıp 1 2 3 4 beş altı tane zincir aynı şeyleri tekrar etmiş oluyorum ama bu şekilde devam edecek şu 6 zincirlik boşluklarımıza batıp tekrardan altı zincirimizi örüyoruz şu diğer 24 zincirimizin olduğu yere de dördüncüye batıp altı zinciri sabitliyoruz tekrar 6 zincir dördüncüye batıp ipi sabitleyip tekrardan 6 zincir çekip sırayı tamamlayacağız bakın Burası zaten başlangıç noktamız şimdi şu başlangıç noktasına kadar gösterdiğim şekilde gelelim Şimdi gösterdiğim şekilde başlangıç yaptığım noktaya kadar geldim. Bakın yer belirleyicimin olduğu hizadaki kafesin olduğu yerdeyim. Şimdi bütün zincirlerimizi kafeslerle doldurduk. Bakın önü arkası bütün zincirlerimizi doldurduk. Gösterdiğim şekilde. Şimdi devam ediyorum. Yine en son altı tane zincirimi çektim. Bakın buradaki zincirlerime de kafeslerimi şöyle dördüncüye batarak tekrardan kafeslerimi oluşturdum. Şimdi yine altı tane zincirimi çektim. Sıradaki kafes boşluğuna ipimi sabitleyip 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Sıradaki kafes boşluğunu ipimi sabitleyip 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Sıradaki kafes boşluğuna batıp ipimi sabitledim. 6 tane zincirimi çekiyorum. Sıradaki kafes boşluğunu ipimi sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Yandaki kafes boşluğuna batıp ipi sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6 zincir yanına geçtim, ipimi kaydırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir şeklinde artık burada elbisenizi ne kadar uzun istiyorsanız o kadar aynı mantıkla devam edip tamamlayacağız. Bundan sonra farklı hiçbir şey yok. Her boşluğu, bakın şu kafes boşluklarını, şuradaki kafes boşluklarını, 6 zincirlik bu boşluklara bakın şöyle göstereyim. Şuradaki boşluklarımıza bakın. 6 tane zincirimizi sabitleyip hemen tekrardan 6 zincir çekip devam edeceğiz. Bu şimdi bu bu aşamada üstünüze bir deneyin şu kol altından e, vücudunuz rahatlıkla girip çıkabiliyor mu? Ön beden arka beden kasıyor mu? Bu aşamada bir bakın. Eğer kasma yapıyorsa çok fazla ilerlemeden söküp kol altına ön beden ve arka beden bölüme tekrardan zincir sayılarınızı kendiniz belirleyip yapabilirsiniz. Dediğim gibi çok fazla ilerlemeden kafesleri örmeden bu aşamada belirleyin beden bölümünüzü sonra dediğim gibi dümdüz istediğimiz boya gelene kadar elbisemizi örüp tamamlayacağız Eğer bu list şeklinde yapmak istiyorsanız yine bel hizasına kadar aynı şekilde örüp o şekilde ayarlamalar yapabilirsiniz dediğim gibi bu de gayet güzel olacaktır Ben şimdi istediğim boyuta gelene kadar hep bu kafes boşluklarını 6 tane zincirimi sabitleyerek istediğim boyuta gelene kadar örüp elbisemi tamamlayacağım Gösterdiğim şekilde elbisemin boy kısmını tamamladım. Bakın hep gösterdiğim şekilde ördüm. File kısmını ve istediğim boyuta gelene kadar tamamlamış oldum. Burada size fikir olması açısından boyu santim ölçüsü olarak vermek istiyorum. Yine ben kendi beden ölçülerime göre ayarladım boy kısmını. Tabii ki de daha da kısa daha da uzun örebilirsiniz. Tam yakadan şöyle boyuna komple baktığımızda 70 santim Şöyle göstereyim. 70 santim uzunluğunda bir boy örmüş oldum. Şöyle en olarak da fikir olması açısından bitmiş halinin ölçüsünü paylaşayım. Bakın şöyle baktığımızda da 41 santim uzunluğunda da eni var. Elbisemin ben elbisemin iç kısmına şöyle kendi rengine uygun bir şöyle ip askı astarlık elbise aldım. Ve bunu iç kısmına giyeceğim. Dilerseniz giymeyebilirsiniz de plaj elbisesi olarak da kullanabilirsiniz. Gayet güzel görünüyor. Bakın şöyle. Çok teni belli etmiyor. Fileler sık sık olduğu için. Dediğim gibi şöyle astarlı halinde göstermek istiyorum. Şöyle bir yerleştireyim. Bakın astarlı da bu şekilde. Gayet güzel oldu. Evet elbisenin yapılışı bu şekildeydi. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.